Barış arkadaş TV 100 Meral Akşener'in İmamoğlu ve Yavaş Kaygısı Seçim tarihi yaklaştıkça Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı sorusu daha yüksek sesle sorulmaya başlandı. Zira herkesin tarihi olarak nitelediği bu seçim sürecini her iki ittifakın Cumhurbaşkanı adayları sürükleyecek ve sonuçları biraz da o adayların performansları belirleyecek. Dolayısıyla adayın kim olacağı önemli. Bu bağlamda muhalefetteki bazı isimlerin şartlar uygun kimi koysak kazanır düşüncesi gerçekçi değil. Zira elimizdeki kamuoyu araştırmaları da bizi doğruluyor. İyi Parti cephesi. Geride kalan günlerde sohbet ettiğim İyi Parti'nin etkili bir ismi de muhalefetteki bu rahatlığın yanlış olduğuna dikkat çekti ve işi şansa bırakamayız dedi. İYİ Parti'nin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına sıcak bakmadığı artık bir sır değil. Ancak İYİ Parti Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkarken herhangi bir alternatif de sunmuyor, sunamıyor. İYİ Parti'nin bu tavrı Cumhurbaşkanı adayının açıklanmasını sürekli geciktiriyor. Bu tavır sürecin olası Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu ve dolayısıyla altılı masanın aleyhine işlemesine sebep oluyor. Hatta öyle ki İyi Partili bazı kurmayların Kılıçdaroğlu aleyhine yürüttüğü sistematik kampanya yüzünden İyi Partili seçmenlerin yüzde %40'ının Cumhurbaşkanlığı seçiminde kararsızım dediği görülüyor. Kuşkusuz ki bu sonuç kendiliğinden ortaya çıkmadı. Bu sonucun birinci dereceden sorumlusu Kılıçdaroğlu'na karşı çıkmasına rağmen masaya herhangi bir alternatif de sunamayan Meral Akşener ve İyi Partili bazı kurmaylardır bu seçim kaybedilirse işte bu tavır yüzünden kaybedilecektir. Akşener net olmalı. Sizin de gördüğünüz üzere Akşener'in Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda ne düşündüğü belli değil. Önceki hafta sohbet ettiğim İYİ Parti'nin önemli ismi Akşener'i kastediyor. Abla, Mansur Bey ve Ekrem Bey konusunda da kaygılı, dedi. Neden? diye sorunca şöyle konuştu. Abla, Mansur Bey'i ziyaret ettiğinde adaylık teklif etti bunu siz zaten TV yüzde ayrıntılı anlattınız. Mansur Bey teklife yanıt vermedi. Mansur Bey, Kemal Bey'den habersiz böyle bir işe girişmek istemedi. İmamoğlu ise zaten ablanın aklında yok. Büyükelçi ile yemek krizinden bu yana İmamoğlu'nu aklından çıkardı. İmamoğlu'nun bu koltuğu taşıyamayacağını düşünüyor. Yavaş ve İmamoğlu için ne düşünüyor? İyi Parti'nin etkili ismi konuşmasına şöyle devam etti. Ancak şunu da söyleyeyim, diyelim ki şartlar değişti. İmamoğlu ya da Mansur Bey aday oldu. Ablanın kaygısı şu. Ya bu isimlerden biri aday olur ve seçimi kaybederse, abla işte o zaman 2024 belediye seçimlerinin de zora gireceğini ve muhalefetin büyük moral kaybedeceğini düşünüyor. O yüzden hep kazanacak aday vurgusu yapıyor. Ablanın aday arayışı sürüyor. Bana güvenin, iyi bir aday bulacağım diyor altılı masaya çağrı İyi partili dostumuzu dinledikten sonra Kars'ta çok kullanılan bir atasözü geldi aklıma. Kapalı pazar dostluğu bozar. Aylardan bu yana toplanmalarına rağmen adayı bir türlü belirleyemeyen ve adayın ismine, cismine ilişkin somut bir konuşma yapmayan altılı masanın liderlerinin artık kapalı pazarlığı bırakıp açık müzakereye geçmelerinin gerektiği yukarıdaki diyalogdan da anlaşılıyor. Cumhuriyetin 100. yılına nasıl bir rejimle gireceğimiz hiç kimsenin egosuna ve keyfine bırakılmayacak kadar önemli çünkü. Barış arkadaş. TV100.